Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme arinal haqqa haqqan varzuqna attiba'a. Varinal batila batilan varzuqna jidinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-kavlu fayattabiyun ahsana. Ve adkhilna bir rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları hakkındaki dersimizi bugün nöbettekisi. Bugün Abu Ubayda Umar ibn Cerrah raziyallahu anhu hakkında buladı. Ümmetin en inançlısı. Aminu hadihil umma. Bu sahabanın ismi Umar ibn Abdullah ibn Cerrah al-Kureşi al-Fihri. Lakabı künyası Abu Ubayda. Babası ki nisbetlen künyası bulan meşgul bulgen. Onası Umayye binti Ghanem. Hicretten 40 yıl evvel dünyaya kegen. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy kegeni de o kişinin yaşı 27'deydi. O kişi evvel Havaistan'a, keyin Medine'ye köçgenlerden, İslam'a birincilerden bulup kirgen ve evvelki Müslümanlığı yetken hemen meşakkatlerine başına ötküzgen kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in barcha meşakkatlerine güvah bugen, İslam tarihindeki şicaatli, öte cesur cengçi, büyük serkerde, adil, hayali insan sıfatı da tanılgan. Bu sahabe hakkında Peygamberimiz erkenler inne likulli ummetin aminun ve aminu hadihil ummeti Abu Ubaydatu ibn al-Cerrah. Her bir ümmetinin inançlı kişisi buladı. Bu ümmetinin inançlı kişisi Abu Ubaydatu ibn al-Cerrah dediler. Mana şu tarif, mana şu maktav bu kişi için kifaya kıladı. Ümmetinin inançlı kişisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları juda ko'p mashaqqatlarni boshlaridan kechirishgan. Taomi liboslari dag'aladi. Turmushi sharoiti qiyin edi. Ochlik, qo'rquv, dushman xavfi doim ustida turgan. Ammo shunday bo'lsa ham ular dunyodagi eng baxtli odam deb his qilgan o'zlarini. Nimasi bilan? Hozir kunda bir odamni to'rt tomoni qibla bo'lsa, to'kin sochin hamma yo'g'i bir mo'lkol bo'lsa shu odamni baxtli deb his qiladi deb o'ylaymiz. Bu sahabalar özünü nasıl bilen saadetli his kigen? Allah'ın aziz bendesi ekenliği bilen, his kılıç bilen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardımcı ekenliğine fikir kılıçliği bilen. Özlerini saadetli his kigen. Allah'a kul ekenliğine oylattırıp özünü baktığı his kigen. Yani şimdi bizim zamanımızda hemen tamamen bir mükemmel bugün, dünyevi, maddi tamamen mükemmel bugün bir adamı tasavvur kılın. Maşinesi en yaşlı maşine, üye en çıralı üye. İstiş, soğutuş, avtomatikski, hamma afzal narsalar bor. Bunaqa odamlarning hayoti, siz bilan bizning zamonimizda yashagan odamlarning hayoti, fidoilikdan xoli, qahramonlikdan xoli, tazhiyadan xoli, Alloh uchun yaxshi ko'rishdan xoli, da'vatni ko'tarishdan xoli, solih amallardan xoli. Bunaqa odam nima yashayotganini ham bilmaydi o'zi. Bu sahobalarning hayotini qaranglar-da. Özü üçün yaşamayken, din üçün yaşayken Allah bunları aziz kıldı. Din bunları aziz kıldı. Bana şimdi bir hıslardan, şuurlardan, mukaddes masuliyetten halı bulgen insanın ömrü. Bunu adam, adamlar arası da özünü kereyme sıkıladı, pas nah sıkıladı. Gerçi maddi hayatını mı bulsayam? Zor bulsayam. Ura Ütmün'ün Zübeyir'den rivayet kılınadı. Ömer el-Muhattab raziyallahu anh'u halife olupdur yanı da Şam'a geldi. Juda ko'p odam xalifani kutib oldi. Shunda xalifa so'radi: "Meni og'aynim qani? Kim u?" deb so'rashdi. Abu Ubayda deb javob berdi. "Hozir keladi" deydi. Shu paytda Abu Ubayda roziyallohu anhu mana shu Shom ustida amir bo'lib turgan kishi kanob yuganlik tuyani minib keldi. Tuyasini yugani kanobdan bo'lgan. Xalifa bilan quchoqlashib ko'rishdi. Kim? Xalifa uning uyiga kirdi. Xalifa Abu Ubaydaning uyiga kirdi. Uyda su quyilgan qozon turibdi. Eskib ketgan bitta postey turibdi. Bir burda non, devorga ilib qo'yilgan qilich. Boshqa hech narsa yo'q. O'zi Umar ibn Xattob zohid odam bo'lgan dunyodan. O'zi zohid bo'lib turib, bundan hayratlanib so'radiki, boshqa sheriklaringizga o'xshab, u bo'lmasa qilmadingizmi yuzga? Abu Baydatda Amirul Mu'minin yotib turgani shu narsa ham yetadi. Özü şu yam köyüp dünya üçün dedi. Ömer'in hatta baytta
Sizdan boshqa hammamizni dunyo o'zgartirib yubordi Abu Bayda. Mana shuning uchun ham Hazrat Umar roziyallohu anhu Abu Bayda roziyallohu anhuni juda yaxshi ko'rar edi, hurmat qilar edi. Hamma rahbarlar ham, ishboshlari ham mana shu Abu Baydadek bo'lishigini orzu qilar edi. Qarang. Qo'lingizda dunyoda hamma hashamati, hamma zeb-ziynati bo'lsin. Qasrlar, sayyoralar, nafsingizga yoqadigan hamma narsa. Bu narsa sizni baxtli qilmaydi. Bu narsa sizni baxtli qilmaydi. Agar Allohni tanimaydigan bo'lsangiz. Mana ko'p aytamiz. Ana shu Yevropani olsangiz, xususan o'sha Skandinaviya o'lkalarini oladigan bo'lsangiz, Yevropa o'zi boy mamlakatlar majmuasi. Endi ular ichida Skandinaviya, o'sha Finlandiya, Shvetsiya, Norvegiyasi xossatan ulardan ham boy. Shu yurtda yashayotganlarni o'zini o'zi qatl qilishiga birinchi o'rinda turar ekan suitsid bo'yicha. Nimaga desa, zerikkan, hamma yo'q yetarli. Oyligi zo'r, xaladendagi to'ldir, ko'chalari tekis, supermarketlarda ozda ochilar kirsangiz, lekin baxtli emas shular. Nima uchun? Biz intilayotgan narsalarda shular, ular yetgan shu narsaga. Ammo Alloh taolodan uzilib qolgan, oxirat g'amidan uzilib qolgan. Iymonsiz, dinsiz. Shuning uchun o'zini o'zi osib o'ldiryapti, to'ygan hayotdan zerikkan. Abu Bakr roziyallohu anhu hayotini qarang. Islomga birinchilardan bo'lib keldi, hamma mashaqqatlarni ko'tardi, yurtidan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Avval Habastonga, keyin Madinaga. Rasulullohni hamma g'azotlarda uzot bilan birga bo'ldi. Uhud kunida Rasulullohga sanchilib qolgan temir parchalarini shishi bilan zo'g'rib chiqardi, tishlari sinib ketdi. Mana shunday mehnat mashaqqatni ko'rgan odam yana Shomga vabo kasali kelganida ana shu vabo tufayli o'lib ketdi. Ummatning eng ishonchli kishisi. Qarang birodlar, qanaqa odamlar bular. Boyagi savolda qani endi ular hozir? Qani? Shuning uchun Alloh taolo bir bandasiga rahmat nazar bilan qaraydigan bo'lsa, bu insonning qalbiga siz bilan biz ta'riflamaydigan bir baxtni, saodatni joylab qo'yadi. Sahobalardan bizga o'xshagan odam bo'lganmikin? Agar ular bashar bo'lsa, demak biz bashar emas ekanmiz hozirgi yashayotganlar. Agar biz bashar bo'lsak, ular bashardan ko'ra balatroq martabadagi insonlar bo'lgan edi ekan. Oxirat hovlisini podshohlari, ularda qalbidagi muhabbat qanaqa muhabbat edi? Ularni qalbini egallagan shavq qanaqa shavq edi? Ular buyuk inson edilar, birodarlar. Ular qaysi jamiyani bitirgan ekan? Qo'lida nechta diplom bor ekan? Nechta kitob o'qishgan ekan? Ammo inson Alloh taologa qalbi bilan haqiqiy ma'noda bog'lanadigan bo'lsa, Alloh taolo bu insonni saodatli inson qiladi. Garchi dunyoviy hayoti zo'r bo'lmasa ham. Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh roziyallohu anhu. U kishi asharay mubasharaning biri. Tiriligida jannatiy ekanligini o'zini Rasulullohning tilidan eshitgan kishilar. Rasululloh aytadilar: Abu Bakr fil janna va Umar fil janna va Ali fil janna va Usmon fil janna va Talha fil janna va Zubayr fil janna va Abdurrahman ibn Auf fil janna va Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna va Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna va Abu Ubayda ibn Jarroh fil janna. Tarjimani keragi yo'q. 10 ta bular. Ne saodat mana shu 10 talikka kirib qolishlik. Abdulloh ibn Umar shunday deydi. Quraysh qabilasida 3 ta odam bor. Ular insonlarning eng ochiq chehralisi, go'zal axloqlisi va hayolisidirlar. Agar sizga gapirsa, bir og'iz ham yolg'on gapirishmaydi. Agar siz ularga gapirsangiz, sizni yolg'onchiga chiqarmaydi. Bular Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon, Abu Ubayda roziyallohu anhu majmuai. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man amala an-nasa falam yadlimhum." وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته yoki qaybatuhu. Kim odamlar bilan muomalada bo'lsa, ularga zulm qilmasa, ularni aldamasa, va'da berib xilof qilmasa, bas bu kishi muruati komil, adolati zohir kishilardandir. Unday inson bilan birodar bo'lishlik vojib. Unda insonni g'ibat qilishlik harom bo'ladi dedilar. Abu Bayda roziyallohu anhu. Bu kishini islomiga Abu Bakr Siddiq sabab bo'lgan edi. Abu Bakr iymon keltirganini 2-chi kuni bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Abdurrahmon ibn Aufni, Usmon ibn Maz'unni va Arqam ibn Abi Arqamni
hamda Abu Bayda Amr ibn al-Jarrohni yetalab Rasulullohning oldiga olib bordi. Ular Rasulullohning oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'lishdi. Abu Bakrni iymon keltirganiga bir kun o'tib. Ikkala hijratda ham ishtirok etgan. Rasulullohning hamma g'azovatlarida birga ishtirok etgan. Qarang. Agar Abu Bakrning iymoni bitta pallaga qo'yilsa, qolgan ummatning iymoni ikkinchi pallaga qo'yilsa, larajohat iymonu Abi Bakrin. Abu Bakrning iymoni og'ir keladi. Nima uchun desa, mana shu bir ulug' insoniyat islomiga sabab bo'lgan edi. Bizni ham kimdir masjidga talab keldi. Biz ham harom xarishda tashashimizga kimdir sabab bo'ldi. Namozga kirib qolishimizga kimdir aytgan so'zi qilgan ishi sabab bo'ldi. Endi birodarlar, biz ham boshqalarning islomiga sabab bo'ladigan vaqtimiz kelmadimi? Yo to'g'ri biz yetalab yurishadimi? Yo faqat yetalatma bo'lishimiz kerakmi? Siz ham birorta odam islomiga, iymoniga sabab bo'lganmisiz? Haromdan chiqishiga, ibodatga kirib qolishiga. Payg'ambarimiz aytganlar, "Ya Ali, liyan yahdi Allohu bika rajulan wahidan khayrun laka min khumurun na'am." Ey Ali, siz tufayli Alloh bitta odamni hidoyat qilib qo'yishligi qizil tuyalardan ko'rasizga yaxshiroq yoki quyoshning nuri tushgan narsalarda hammasidan ko'rasizga yaxshiroq deganda. So'raylik o'zimizdan. Biron tulpatimizni jaholatdan nurga olib chiqqanmizmi? Ana shu gunoh ma'siyat botqog'idan iymon bog'iga yetalaganmizmi? Birontasini. Agar ha bo'lsa, demak bekorga yashamayapmiz dunyoda. İmam Buhari'den keltiriladi, Huzayfa raziyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Bir günü Najranlik kişiler, Najranlik Araplar, Nasrani Araplar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı gelip deyişti. Ey Abul Qasım, ortamızdaki mal-ı mülkünü taksimli olmazdan birbirimiz buna kırpışa bulup getiyapız. Sizler Müslümanlar, doğru sözsüler, amanatdarsılar. Şunun için bir işangen adam enginizini bizge hoşu verseniz, o mallarımızını adalet bulan taksimle verse. G'ayridinlar, nasroniylar kelib musulmonlardan bir adolatli kishini so'rayapti. Ya'ni ishonadi musulmonga, yolg'on gapirmasligiga. Ishonadi musulmonga, adolatliligiga. Iffatliligiga, rozgo'yligiga, hatto uni dushmani ham ishonyapti. Payg'ambarimiz aytganlar, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi." Kim haqiqiy musulmon? U shunday bir kishiki, musulmonlar uni qo'lidan ham, tilidan ham ozor ko'rmaydi. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِ وَأَمْوَالِهِمْ Mumin kim? Mumin şimdi adam ki, adamlar ondan özlerini, mallarından ham, kanlarından ham hatırcan buluşadı. İtibar verin de. Adamlar ki seni azar vermiyorsanmaz. Adamlar seni yamalı kılışın mümkünlüğünü hayali yan keltirmeydi. Mana şu adam mumin. Mana şu adam Müslüman. Bana yanda ahli kitablar özlerini, maliyevi muammasını hal kılışı için qozi so'rab payg'ambarimiz oldiga kelishdi. Rasululloh aytdilar, halol akalinglar, men sizlar bilan qo'shib ishonchli, kuchli odamni yuboraman. Umar ibn Xattob aytadi, peshin namoziga har safargidan ko'ra ertaroq bordim. Ya'ni Rasululloh menga qo'qsin, meni tanlab qolsa, topa olmay qolmasin dedim-da, peshin namoziga ertaroq bordim. Ana shu ishonchli, kuchli kishi men bo'lishni orzu qildim. Amirlikni yaxshi ko'rganligimdan emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam peshin namoz o'qib olib, odamlarga qarab, o'ngga chapga qarab o'g'irlab boshladilar. Men oyog'im uchiga ko'tarilib balatroq bo'lib turdim. Rasululloh ya'ni istayotgan bo'lsa ko'rmay qolmasin. Yana qaytarib aytamiz, boshliqlikni, amirlikni yaxshi ko'rganimdan emas, ummatni ishonchli kishisi. Rasululloh u yoqqa bu yoqqa qaravdilar, to Abu Baydani topmagunlaricha. Abu Baydani topib turib, "Uhrujmahum faqri baynahum bil haqqi fi maxtalafu fi" Ular bilan birga chiqing. Ixtilof qilishayotgan narsalarida haq bilan hukm qiling dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda bir marta xato aytadi, "Vallohi bu martabani Abu Bayda olib ketdi." Shuncha sahobaning ichidan ishonchli deb tur Rasululloh nima qilyaptilar? Abu Baydani tanlayaptilar. Ashobikan nujum bi ayhi qitadaytum ihtadaytum. Meni sahobalarim xuddi osmondagi yulduzga o'xshashadi. Qaysi birisini ushasanglar to'g'ri yo'lni toparasizlar. Qaysi birini etagini ushasanglar, to'g'risini toparasizlar. Jabr ibn Abdulloh roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bayda ibn Jarrohni boshliq qilib, bizlarni Quraysh karvonini poylashlik uchun chiqardilar. Kichkinagina qo'shin, Abu Bayda boshliq. Endi ularni ozuqasiga Rasululloh bir xolta xurmo berdilar. Bir xolta. Ya Rasululloh nima bo'ladi bu?
Bir oturup yap koyamız mı bunu? Değişmeyen eken. Biz o zaman damal yani bir 50-60 kilometre yaşıksa yapılasınlar mı? Kança zafası olamız. Vay! Adam babasını yiğidi yankır veretkenken de Allah Ta'ala açayım. Toy bozuyan yiyemiz. Kursançili bozuyan yiyemiz. Taziye bozuyan yiyemiz. Yiyoramız da. Buna cenge, cihatke keçi yaptı. Resulullah bir iki kira hurma aldı. Şimdi haltaki salı beri yaptılar. Başka hiç nerse yok. Kanaklı tırçılık kıdırlı adam sonrası. Abu Ubayda künde bitteden hurma aldı verirdi bizge. Ağzımızda salıp şunu şunu yürerdik. Üstünden su içip koyup yürü uğrardık. Hazır ki? Köşe, kan köşe. Pamılçanın suyu kop kaptı. O kadar yaksız kop kaptı. Göçsüz kop kaptı. Bana biz kimden ibret alışımız gerek? Bana kimlerden biz özümüzde şablon alışımız gerek? Ular bana şimdi bir mehnet, meşakkat, açlığı, kinçiliği de bozuyam, özlerine bakli insan da kusablayan. Sebabını neydi? Allah'ın razılığını birinci oranına koyan kişiler idi bunlar. Allah'ın razılığını birinci oranına koyan kişiler idi. Hazırda yani adamlar şunca nimette, mülkü ölçülüğü de işinde durup, köpleri şakavatta. Sebabını mı? Sebabı Allah tanıma geldi. Sebabı imandı birinci oranına koyma geldi. Amin, işançlı. Bu sözün manasını mı? Kala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inne li kulli ummetin aminen ve inne aminena ayyetuhal ummetu Abu Ubaydatun Mülcerrah. İmam Müslim'in sahihlerden geldiler. Resulullah dediler her bir ümmetin en işançlı kişisi buladı. Elbette ey ümmet bizim işançlı kişimiz Abu Ubaydatun Mülcerrah dediler. Amin, işançlı. Adamlarının mallarının üstü işançlı, adamlarının manfaatının üstü işançlı, dinlerinin üstü de işançlı. Bir işçi var kolizde, profesyonel, özünün işinin hakiki ustası, tecrübeli, gayretli, hareketçe mütehassıs. Ama beynamaz. Ne mi deyorsunuz? Okuyup bilgene kısım, muhumu işçi zor kılıyordu. Siz bunu, bana şu işçini, siz onu hünereden, tecrübesinden, hareketten faydalı yapsın, dinine bir paralıklı yapsın mı? Onu dinin üstünde inançlı hocayım bulmalıyız. Tohtat işini, namazını kuval. Ustalar şagirdlerdi işletesilere. Tüyatı koyuş, keyin kılıçasın namazını. Ha? Şuna burada. İş tüyat, keyin kılıçasın. Yok. Bana şu usta, şagirdlerini dinin üstünde inançlı yemeseken, amin yemeseken. Tohtat işte. Oval namazını kuvalıyorlar, keyin devam etkizesiler. Buladım şuna desa. Bu işkolanın hocayına yeterdi ki maile dedi, özünü halıya koyuyorlar, okuydum, okumuydum, özünü işe diyor. Bu hocayın onu tecrübesinden, ilmeden paylarını yaptı diyor, lakin dini gibi bir parabol yaptı. Müslüman kişi ona kabul müydü? Atrafı değerlerinde dinin üstü inançlıyı buladı. Ve peşin oku değil mi? Bandat diye tur dese turmasa kaptırağı turtuydu, tur oku aldıydı. Ölüp gittiydi. Oha turdum turmadıyım dedi. Ona kabul müydü? Sizi yanınızdaki adam, sizi Allah'a yakın buluşun, hizge sebep olmasa şu adamla o zarar bulurayım. Çünkü burada aile azaları izin üstünde hem dini de işançlı bulayım. Üyüz toza, sarıncağım sarışta, avukat şirin, kolu şirin, zor avukat kıladı değilsiniz o, değil namazı yine. İnabat görmüyorsunuz, köz yumruk orasınız. Demek aile izin dinin üstünde işançlı bulmadıyız. Kileyen soradı, kaysınız yakışı dedi. Eğer şimdi malınızı yakışı demezsiniz, demek savda o yüzden amanı dönmezsiniz. Sizden maslahat soradı. Kaysıkı gençim doğru. Allah yokuş görür gençte etmediniz mi? Demek siz dinde işançlı olmadınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarına belgen adabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etkenlerden ki Müslümanlar özlerine halife seleşleri gerek. Ansarlar özlere toplanışıp halife seleş bahşi buluştu. Bundan haber topgan muhacirler onların aldığı zülbülme yetip vardı. Onlar Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu, Ebu Ubayda ve Ömer ibn Hattab üçelesiydi. Ansarlar özlerinden halife salim aşı bu genede Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu durup ansarlarının fazileti, onların İslam'da kürsatken hizmeti, fidalilerini hemen yapıp durup holasası halife muhacirlerden boladı, ansarlar sizler yardımcı bolasılar degen manada etti, onlar razı buluştu. Şimdi Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh aydı. Bana bu iki kişiden bir tanesini halife kılıp seleşliğe gelmeye razı ben dedi. Yani halife buluşlukta layık de bilini yaptı Ebu Bekir raziyallahu anh.
Ömer ibn Hattob keyinchalik qo'li uzatib sizga bir bayat beraman deganida Abu Bayda aytganida Rasululloh bizga namoz o'qishlik uchun tayinlab bergan kishi turganda men undan oldinga o'tib ketmayman dedi. Ömer ibn Hattob aytdi. Men Rasulullohni har bir ummatning ishonchli kishisi bo'ladi. Bizi ümmetimizin işançlı kişisi Abu Ubayda da gene eşit kemen kelin kolizi vereyim ben sizge bayat vereyim siz halife bulayım da gene de Abu Ubayda'nın cevabı geçip oldu. Resulullah bizge namaz oku gene tahalleye vergen adam durup da kim? Abu Bakir. Resulullah tırıyla gidiyim onu iki ötken Abu Bakir. Müslümanlar gene. Birbiri gene bana şimdi lütf bilen adab bilen muhabbeti bu gene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları. Abu Ubayda raziyallahu anh'u hiç kaçan Abu Bakir'e asili kılmagen. Abu Bakir'in on kolu bu gene. Albatta bu sahobalarni bir-biriga qilayotgan, bir-biriga qilayotgan bu muomalasi payg'ambarimiz bergan tarbiyasi edi. Zati salasil sariyasi. 8-yil yili Hijratning 8-yil yilida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Amr ibn al-Osni bir qo'shinga amir qildida dushman tomonga qarab chiqardi. Bu zati salasil sariyasi deb nomlandi. Amr ibn al-Os amir bo'ldi, islomga kirganiga 5 oy yoki 6 oy bo'lgan edi. Amr ibn al-As, ana şu düşman kavmda aldığı barıp, onların adadı katta ekenliğini körgeni de, Resulullah ki adam yubardı, bizge medet yönetin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhacirlerden ibaret bir koşunu tayinladı da, onların içi de, Abu Bakir Siddiq, Ömer ibn Hattablar vardı, onlarla başlık kılıp, Abu Ubayda Amr ibn Cerrah'ını tayinladılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ettiler, barayın dediler, Amr bilen, Amr ibn al-As bilen talaşmayın dediler. Abu Ubayda muhacirler bilen, avval İslam'a girgen muhacirler bilen yetip girgeni de Amr ibn al-As aytdi, men amirman dedi. Muhacirler açtı, sen özünü koşunun amirsen. Muhacirlerin amiri Abu Ubayda dedi işte. Yok dedi, beş avallı İslam girgeni, yeni girdi. Sizler menge madad bop girgensiler dedi, sizler meni itaatimde bolasılar dedi. Abu Ubayda raziyallahu anh dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni sen bilen ihtilaf kılmasın gibi yürüyenlerdi. Boyunsundu İslam'a keçe kirgen, 5 ay boyunca kirgeni gel. Amr ibn al-As'ta itaatı da duruyor. Yani kader ayetimiz Rasulullah'ını bergen terbiyesi denedi bunası. Abdullah ibn Şakik'ten ayet edi. Ayşe raziyallahu anh'a'dan soradım. Rasulullah'a sahabaların arasında en sevimlisi kaysiydi. En süyüklüsü kaysiydi. Abu Bakir de cevap verdi Ayşe anamız. Keyinchi Umar ibn Hattob deb javob berdi oshonamiz. Keyinchi Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh dedi. Keyinchi oshonamiz sukut saqladilar. Rasulullohga eng sevimli 3 ta odam sanalayotganda Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Hattob, Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh zikr qilinyapti. Abu Baydaning axloqi, zohidligi, kamtarligi misollar. Abu Sa'laba roziyallohu anhu aytadi. Rasulullohga uchradim da, ya Rasululloh, yaxshi ta'lim olish uchun meni bir odamga yo'llang. Shunda Rasululloh meni Abu Ubayda yubordilar va men ta'limingni va odobingni yaxshilaydigan kishiga jo'natdim seni dedilar. Ibn Asokir rivoyat. Abu Umama Bohili roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Abu Ubayda ibn al-Jarroh roziyallohu anhu va bir guruh sahobalar birga o'tirishgan edi. Bir idishda sharbat keltirildi. Shunda Rasululloh u sharbatni Abu Ubaydaga tutdilar. Shunda Abu Ubayda siz o'zingiz oling ya Rasululloh. Rasululloh aytdi, yo'q siz oling. Abu Ubayda piyolani oldi va uni ichishdan oldin yana bir marta siz o'zingiz oling ya Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, iching dedi. İçin, baraka ulg'larimizda uyda oqsoqoli kampir enasi borlar uyda barakasi bor. Baraka ulg'larimizdadir. Kim kichigimizga rahim qilmasa va kattamizni ulug'lamasa bizdan emas dedilar. İmom Tabaroniy rivoyat. Yoshlar kattalarni masxara qilish, kattalarni mensimaslik modaga kirib qolgan. Siz bilan biz ko'rayotgan kinolarda, siz bilan biz ko'rayotgan kliplarda mana shu narsa oshkora ham, maxfiy ham targ'ib qilinyapti. Kattalarni men hatto o'zini otasini, o'zini onasini masxara qiladi seriallaringizda. Kulasilar uni ko'rib turib, o'zi asli yig'lash kerak edi. Otalariga gap qaytarish, enalarni mensimaslik, cho't qilmaslik, ularning fikrini munosib hech kim emasda, qarib qolganda shu. Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, kattalarimizni ulug'lamagan, kishilarimizga shafqat qilmagan bizdan emas.
Çünkü qari otası, qari onası borlar duosini olib qolaylik bularda. Çünkü bularda qo'lida barakat var. Bularda duosida barakat var. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotini o'qishda davom etamiz. O'tgan darsimizda Aminul Umma Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh roziyallohu anhu'da ders boshlagan edik. Bugun inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz aytganlar bu kishi haqida likulli ummatin amin, har bir ummatni ishonchli kishisi bo'ladi. Bu ummatning ishonchli kishisi Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh degandi. Mana shu ta'rifni o'zi bu kishiga kifoya qiladi. Abu Ubayda roziyallohu anhu Shomga vali qilib tayinlandi. Katta mansabga ega bo'ldi. Lekin bu mansab u kishini o'zgartirib qo'ygani yo'q. Qo'lini ostida o'sha vaqtdagi eng kuchli, qudratli qo'shin turgan bo'lsa ham, qo'lida shuncha bir dunyo bo'lsa ham, oddiy askarlarda qayashovurdi. Shomdagi odamlar islomdan oldin dabdabaga o'rganib qolishgan edi. Musulmonlarning amirining ahvoli bir pasda hamma tomonga ovoz olib ketdi. Amir manaqa yurar ekan. Imom Buxoriy tarixi sahihda keltiradi Zayd ibn Aslam roziyallohu anhu'dan. U kishi Ubay roziyallohu anhu'ga qilgan rivoyatda shuni aytadi. Umar ibn Xattob bir top kishilar bilan o'tirar ekan xalifa bo'lib turganida hamrohlariga aytdi, orzu qilinglar dedi. Bir kishi aytdi, men bir uy to'la dirhamlarim bo'lishini orzu qilardim. Agar bo'lsa, ularni Alloh yo'lida infoq qilardim, shuni orzu qilaman. Bir uy dirhamlarim bo'lsin. Xalifa aytdi, yana orzu qilinglar. Yana bir kishi aytdi, men mana shu uy to'la oltinlarim bo'lishini va ularni Allohning yo'lida infoq qilishni orzu qilardim. Xalifa aytdi, yana orzu qilinglar. Yana bir kishi aytdi, men mana shu uy to'la javharlarim bo'lishi va ularni Allohning yo'lida infoq qilishni orzu qilardim dedi. Orzu qilinglar dedi. Odamlar, bundan boshqa orzuyimiz yo'q deydi. Shunda xalifa aytdi, ammo men mana shu uy to'la Abu Ubayda ibn Jarroh, Mu'oz ibn Jabal va Huzayfa ibn Yamon roziyallohu anhu kabi odamlar bo'lishini va ularni Allohning to'ati uchun omil qilishni orzu qilardim dedi. Shunaqa odamlar bo'lsa yana. So'ngra Huzayfaga mol yubordi xalifa. Pulni jo'natib aytdiki, qarab turchi, olib borgan odamga. Qarab turchi, nima qilar ekan. Huzayfa roziyallohu anhuga mol kelganda hammasini tarqatib yubordi. So'ngra Mu'oz ibn Jabalga pul jo'natib, qarab turchi nima qilar ekan dedi. U ham shu ishni qildi. So'ngra Abu Baydaga yubordi. Nazar solinglar, nima qilar ekan bu pulni. Abu Bayda ham taqsimlab yubordi. Xalifa aytdi, aytmadimmi sizlarga dedi. O'ziga keldi. Shaxsan o'ziga yuborildi, lekin bu kishilar tarqatishdi. Adolat pesha bo'lgan Umar ibn Xattob mana shunday kishilarni bo'lishligini orzu qilgan edi. Umar ibn Xattob aytar edi, Abu Ubayda hukm qilgan bo'lsa, men uni o'zgartirmayman der edi. Biror bir ishda Abu Ubayda hukm chiqargan bo'lsa, men uni hukmini o'zgartirmayman der edi. Bu kishini Abu Ubayda Umar ibn al-Jarrohni qilgan ishini eng ko'zga ko'ringanlardan bittasi Badr kunida bo'ldi. Ma'lumiylar 2-yili, hijratning 2-yilida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh mushriklari bilan Badr g'azovatida to'qnash keldilar. Abu Ubayda roziyallohu anhu musulmonlar qatorida. Otasi Jarroh mushriklar tomonida. Jang boshlandi. Jarroh o'zini o'g'li Abu Baydaga duch keldi. Abu Bayda o'zini olib qochishga kelgan. Bir necha marta kelib o'g'lini qatl qilishga urindi, lekin bu ulug' sahoba o'zini olib qochaverishga kelgan. Oxiri imkon qolmagandan keyin otasini qatl qildi. Otasini ko'rinishidagi shirkni qatl qildi. Albatta bu ishga Alloh tomonidan bo'lgan quvvati bor odamgina, Alloh tomonidan madadi bor odamgina qodir bo'lar edi. Va mana shu mavqif haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Astaydu billah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir
يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ Allah'a ve ahiret günü'ye iman keltiradigan kavmning Allah ve onun peygamberi çizgen çizgiden çıkan kimseler bilen, gerçi ular özlerinin otaları, ya ki oğulları, ya ki ağayneleri, ya ki karındaş uruları bolsalar da dostlaşıyorkenlerini topmazsız. Müşri bolsa, dinden taşkarada bolsa, kafir bolsa, otası mı, akası mı, balası mı, dost mıydı imanlı adam? Ulaike ketebe fî kulubihimul imâne ve ayyedahum biruhum minh. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ana öşelerinin dillerine Allah imanını bitip koygandır. Ve onların öz tamamından bölgen ruh, Kur'an bulan kuvvetlendirgendir. O zat, onların aslıdan daryalara akıp duradigen, onlar mangu kaladigen cennetlerine kiritür. Allah onlardan razı buldu. Abu Ubayda hakkında razı buldu bu ayet. Allah Teala yaptı. Allah onlardan razı buldu. Ve onlar ham Allah'tan razı buldular. Yani o şeyler Allah'ın hizmidir. Agah bulunuz kim? Elbette Allah'ın hizmi bulgen gine zatlar necat tap göçüdür. Bir öyle parasız atasını öldürüp de kanak işgi yeneken. Bu doğru mu degen fikir keledi. Degen kaytar vatamız atasını öldürgeni yok. Atasını körünüşteki şirkini öldürdü. Ve bir neçen mette atasını alıp kaçtı özünü. Lekin atası küfür tamamı dedi. Bolasını katlıge tecavüz kıyandı. Elbette Abu Ubayda Amr ibn al-Cerrah raziyallahu anhu Allah tarafından bulgen bir medet tüfeğiyle bu işe kadir buldu. Kalbide dünyanın her kendi ölçüğünü çıkarıp taşıdı. Allah ve Resulü'nü razı kıladırken ölçüğüne iş tuttu. Abu Ubayda raziyallahu anhu. Uhud günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çukur yıkılıp çüktüler. O zatını cüda asçilik sahabalar kımaya kılıçtı şunda. Çünkü Halid ibn Velid'ni bergen zarbasından ki Müslümanlar koşuna tarkap etken her tamangı. Ana şu günde iştirak etken kişilerden aytadı. Abu Bakr Sıddık raziyallahu aleyhi ve sellem. Uhud günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan acilip yalgız kalganları da min birincilerden bolup o zatki karab yürüdüm. Karasan bir adam o zatını aldılarda himaye kılıp uruş kılmakta. Talha bosaydı, ata anam fida bolsun onge. Talha bosaydı, ata anam fida bolsun onge dedi. Borsam, yeti bordum, arkamdan Abu Ubayda kuşta güçüp geldi. İkalamız yeti borsak, peygamberimiz ettiler, Talha yıkılıyorken eken, biraderiler yakarıyorlar. O haklı rağmen yakaraştan göre dedi. Cerahatlanıp yotken dedi Talha raziyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süyeğe temir parçası sançılı koyan idi. Şunda Abu Bakr Siddiq ham deyiladi, Abdurrahman ibn Avf ham deyiladi. O'sha sahobalardan bittasi kelib temirni chiqarmoqchi bo'lganida Abu Ubayda keldida. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, menga qo'yib bering dedi. Temir parchasini chiqarishlik qo'l bilan imkoniyati yo'q edi. Abu Ubayda Rasulullohga azob bermaslik uchun, Rasulullohning muborak jasadiga bir aziyat etmaslik uchun tishladi. Tishlab turib siltib tortdi. Temir parçası çıktı, bitti şişi sınıp gitti. Yana bitti şu parça var adı. Birgi sahaba çıkarmakçı bakken de bunu yemenge koyup verin. Allah'ın namını ortaya koyup sorayım ben dedi. Abu Bayda ikincisini çişledi de, sıltap tarttı, temir çıktı, ikinci şişi hem sınıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le himaye kıldı, ağza vermesindeki katlı haris buldu. Abu Bayda'nın bana şu ikide çüşüp bakken tişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakken sadakatını bir nişanı bu kaldı. Mana shu oldi ikkita kishi sinib ketgan edi. Abu Bayda roziyallohu anhuning kamtarligi. U kishi kamtar bo'lgan. Kamtarlik hamma yarashadigan sifat. Kibr faqat Allohga yarashadigan sifat. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi. U boymi, kambag'almi farqi yo'q. Kamtarmi hamma yaxshi ko'radi. Endi mutakabbirni hamma yomon ko'radi. Boymi, kambag'almi farqi yo'q. Müslümanlar koşunu, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından keyin Abu Bakr Siddiq halife oldu. Ve Müslüman koşunu Şam'da cenk kılıçı gücü bana büyürdü çıktı. Ana şu Şam'da cenk kılıyken muzaffer koşunge, Müslümanların muzaffer koşunge Abu Bakr Siddiq Halid ibn Velid'in emir kılıp tayla genedi. Sayfullah. Abu Bakr vefat etkeniden keyin Ömer ibn Hattab halife oldu. Şimdi Ömer ibn Hattab Halid ibn Velid'ni amirlikdan aldı, onunla Abu Ubayda'nı tayinladı.
Ve bana şu mektubunu yazıp Şam'a yubardı. Yenge halifenin, Ömer ibn Hattab'ın mektubu Şam'a koşun yetip gelene de koşun şüphayette bir kattık ceng üstündeydi. Ceng avcıya çıkkanı da. Abu Ubayda'yı mektubu verişti. Ömer ibn Hattab'ın mektubunu okudu. Abu Bakir'in vefat etkenliğini bildi. Halid ibn Valid'ini emirliğinden boşaltılıp onunla özü boğanlığını bildi. Ceng avcıda durdu. Halid ibn Valid cengde içi de. Mektubu yaşırıp koydu. Ceng Müslümanla da galabası bulan nahaya taptı. Ceng tügerdi. Koşunlar özünü muaskerdeki karargahıya kayttı. Halid ibn Valid raziyallahu anhu kegeneden keyin mektubunu onge tuttu. Haberini onge etkizdi. Ömer ibn Hattab Abu Ubayda yazgı mektubu da şunlaya da genedi. Bizlerini zalalattan hidayetke başlayan zulmetlerden nurge çıkargan Allah'tan takva kılışını vasiyet kılaman. Zira ondan bolgan takva yine kaladı. Başka nesalar fani buladı. Seni Halid'nin koşunuge emir kılıp tayinladım. Onların işini sen başkar, sen şunge haklıysan. Ceng tügadı. Halid ibn Valid'ke haberini Abu Ubayda yetkizdi. Halid haberde işitti mektubu okuyandan ki ayetti ki, ey Abu Ubayda, Allah size rahmet kısın, had kelişi bile ne için menge darra haber kımadı istedi. Abu Ubayda etti, vallahi sizin cengingizini buzup o işini istemedim. Dünya sultanlığını istemeyimiz. Ve dünya için amal kılıyatkanımız yok. Hammamız Allah'ın yoludaki biraderlerimiz dedi. Men amir bozamam şu maksat, siz amir bozamam şu maksat. Şunda Halid raziyallahu anhu adamlar arasında turup, sizlerge amir kılınıp bu ümmetinin en işançlı kişisi tayinlandı dedi. Muhtadı. Abu Ubayda turup etti ki, men Resulullah'ın Halidun sayfun min suyufillah. Halid Allah'ın kılıçlardan biri degan eşitganman dedi. Bir-biriga bo'lgan munosabatni ko'ring. Bir-biriga nisbatan bo'lgan muhabbatni ko'ring. Qadrlashni ko'ring bir-birini. Keyinchalik o'zi Umar ibn Xattob nimaga ishdan olib tashlaganida Halid ibn Validni. Axir Halid ibn Valid boshqargan qo'shin faqat g'alaba erishayotgandi. Nimaga amirni olib tashladi? Umar ibn Hattab'ın aldığı keyinçelik Halid ibn Valid gelip Medine'de aytadı. Ey Amir al-Muminin, nemege beni işten boşalttınız dedi. Halid raziyallahu anhu Banu Makhzum'dan. Umar ibn Hattab Adi'den. Umar ibn Hattab'ın tağa uruğu. Anası Banu Makhzum uruğundan boladı. Yani özünü tağalardan Halid ibn Valid. Umar ibn Hattab'ın Halid ibn Valid bana bunu katta oğlan bir bile musabakalaşın. Karın kanaka yiğitler bu gene. Tağa ciyenlerde nemege beni işten aptaşadıyız dedi. Halife etti, ey Halid ben sizi yakış göremem dedi. Halid ibn Valid yine soradı, ey Amir al-Muminin nemege beni boşalttıyız dedi. Halife ne cevap verdi? Vallahi ben sizi yakış göremem. Yine soradı, ey Amir al-Muminin nemege beni boşalttıyız. Yani burar ayıp öttü mü? Burar koşunda bir mağlubiyet, cengde mağlubiyet göçü. Neme öttü benden? Endi halifani onu işten boşaltışlıkke körsatken sababını körün. Ey Abu Süleyman dedi halife, sizi özünge sababli boşalttım. Allah'ın yolu da sizge beriliyatken narsa sababli boşalttım. Adamlar fitnege uçuramasın deyip sizi işten boşalttım. Çünkü Halid ibn Valid raziyallahu anh'u başlayan ki ceng Müslümanlığı galabası bulan nuhaya topuyakkenini, Halid yengilmeyakkenliğini körgen ayrı Müslümanlar galabanı Allah tamamından emez, Halid tamamından eken de güman kıpalışı giden ihtiyat boyan da halife. Şunu yapsın mı? Allah'a boyan suyanışı, Allah'a boyan tavakkaludan köre Halid biz bulan mı? Bol deyini yengemiz deyip durup Halid'e suyanıp kalışmasın degen maksatı vardı halifanın. Bu masam yüdü yaptı cengilerde haması da. Bu ulu halife galiba fakat yine Allah tarafından kelişigini adamlarga bildirmek için bulgandı halas. Muzaffar komandan Halid ibn Valid Sayfullah'ını işten boşaltılışı sebebi şöyleydi. Abu Ubayda raziyallahu anh'ın vefatı.
Abu Bayda roziyallohu anhu amir bo'lgan qo'shin Shomda g'alaba ketidan g'alabaga erishar edi. Shu zaylda Shom musulmonlarga to'laligicha fath bo'ldi. Sharqda Furotgacha, shimol tarafidan kishiga osigacha yetib keldi. Shu paytda Shomga vabo yetdi. Juda ko'p odam mana shu vabo tufayli vafot etdi. Shomda mana shu kasal vabo tarqaganligini shov-shuv har tomonga tarqaganidan keyin Abu Ubaydaga xalifadan maktub keldi. Maktubda xalifa Abu Ubaydaga shunday deb yozibdi. Meni sizga bir hojatim chiqib qoldi. Sizdan boshqa kishi men uchun uni hal qilib bera olmaydi. Agar mana shu maktubim sizga kechasi yetib borsa, tong otmasdan meni tomonimga qarab chiqing. Agar maktubim sizga kunduz yetib borsa, kech bo'lmasidan men tomonga yo'l olishingizni talab qilaman dedi. Abu Bayda maktubni o'qib bo'lganidan keyin xalifani nimani nazarda tutayotganligini tushundi. Javob yozdi. Endi hozir xalifani buyrug'i keldi, itoat qilishlik vojib. Maktubni oldi chiqish kerak. Bu buyruq. Agar itoatsizlik qilsa gunohkor bo'ladi. Abu Bayda maktub yozdi. Mo'minlarning amirini menga tushgan hojatini bildim. U kishi boqiy emas kimsani boqiy qilmoqchi. Endi vabo tarqaganda Abu Baydaga kasal yetmay turib olib kelmoqchi Madinaga. Shu vabodan qutqarib olmoqchi. Abu Bayda tushundi buni. Boqiy qolmaydigan kimsani boqiy qilib qolmoqchi xalifa. Men tushundim maqsadini. So'ngra davom etdi. Ey amirul mu'minin, menga tushgan hojatingizni bildim. Men musulmonlar lashkari ichidaman. Ularga yetgan narsadan o'zimni chetga olmoqchi emasman. Alloh mening va ularning haqida o'z hukmini qilmagunicha ulardan ajramoqchi emasman. Qachon sizga ushbu maktubim yetib borsa, menga qolishga izn bering. Javobi shu bo'ldi. Xalifa olib qolmoqchi mana shunday bo'lug'i insonni. Lekin bu kishi nima qilmadi? Qolishlikni xohlamadi. Maktub Madinaga yetib keldi, Amirul Mu'minin Umar ibn Xattobning qo'liga. Maktubni o'qitdi-da qattiq yig'ladi. Xalifaning oldida turganlar, nima? Abu Bayda o'libdimi? Ey Amirul Mu'minin deb so'rashdi. Xalifa, yo'q, lekin o'lim unga yaqinlashib qopti dedi. Abu Bayda roziyallohu anhu ana shu vabo tarqagan Shomda qolar ekan, odamlar orasida yurib, ularni sabrga chaqirdi. Oxiri dard u kishiga ham xuruj qildi. Sinchalog'iga kichkina bir narsa chiqdi. Shu narsa tufayli keyin kasal ziyoda bo'ldi. Odamlar kelib tasalli bermoqchi bo'lsa, shu narsa emas deb qo'yardi. U kishi aytardi, Allohdan umidim bor. Shunga ham baraka bersa ajab emas derdi. Oxiri shu kasal tufayli yotib qoldi. Dunyodan ketar vaqtda qilgan vasiyati. Ibn Asokir Said ibn Abu Saiddan rivoyat qiladi. Abu Ubayda Amr ibn al-Jarroh roziyallohu anhu Urdunda vaboga chalinganida u kishini qabri Urdunda, Iordaniyada. O'sha yerda hozir bo'lgan musulmonlarni chaqirib, men sizlarga bir vasiyat qilaman. Agar uni qabul qilsangiz, yaxshilikda bardavom bo'lasiz. Abu Ubaydaning vasiyati. Namozni o'qinglar, zakotni beringlar, Ramazon oyi ro'zasini tutinglar, sadaqa qilinglar, haj qilinglar, umra qilinglar. Bir-biringizga nasihat qilinglar. Amirlaringizga nasihat qilinglar, ularni aldamanglar. Dunyo sizni halok qilmasin. Agar bir odam 1000 yil yashasa ham, albatta mening siz ko'rib turgan holimga tushishi bor. Alloh bani odamga o'limni yozgandir, ular hammalari o'ladi. Ularning eng farosatlisi o'z Robbisiga itoatkorroq bo'lgani va qaytar kun uchun ko'proq amal qilganidir. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Birodarlar, o'lim hammamizga hukm qilingan. Tug'ilgan kunimiz bor, bu punkti bor. Oyoqqa turdik, gapirishni o'rgandik, o'qishni yozishni o'rgandik, pul topishni o'rgandik, oilali bo'ldik, farzand ko'rdik. Shu punktlardan oxirgisi nima? O'lim. O'lim. Mana shu shart bilan dunyoga kelganmiz. Chunki dunyoga sizni kirishligingiz ixtiyoringiz bo'lmagandek, endi chiqishda ham nimangiz yo'q, ixtiyoringiz yo'q. 3 kunga mashinani oldingiz ijaraga, 3 kun o'tdi, egasi keladi, ber mashinani deydi. May qatarib olasiz, yuraversin, qolaversin menda desiz, qanaqa shart bilan olgansan? 3 kunga deganmisan, 3 kunga, 3 kun o'tdi, qaytarib ber deydi. Xuddi shunga o'xshagandek, bu hayotni Alloh taolo qaytarib oladi. Faqat bilmaymiz kim qachon ketishligini. Abu Bayda aytdi, ey Muoz, odamlarga namoz o'qib ber. Ana shundan keyin Abu Bayda roziyallohu anhu vafot etdi.
ve cenazasını Muaz ibn Cebel raziyallahu anh okuyup verdi. Hicretin 18. yılı Şam'da tarqalgan vaba tüfeylik Urdun'da bu sahaba vafat etti. Kabri Amiya kışlağıdı. Cenazadan okuyup olup Muaz ibn Cebel etti. Ey adamlar, sizler ulu bir insanı yokatıp koydunlar. Vallahi men ondan göre bağrı kengirak, akıbatken muhabbetliyirak, ümmetken nasihat göyirak bolgan başka bir kişini görmegen ben dedi. Buradalar her gün adam öledi dünyada. Her bir minütte 100 tadan köprak adam vahbat ederken. Hemen öledi. Ana şu öleyken adamlar ölümü aldığında ne bana vasiyet kılışarken dünyadan çıkıp getirken de dünya bulan kandayı vidalaşarken ekseriyeti dünyadan çıkıp getirken diyen kalbi dünya bulan kaladı. Çünkü buradalar siz bulan bizi en saadetli günümüz Rabbimizge yolu kalırken günümüz bulsun. Allahümme cal hayra amaline havatimaha. Hayatımızı kıyken en yakşı amel hayatımızı ahirada bulsun. Ömrümüzü ahir yakşıyla benimle hayat yapsın. Mehnet kılamız, ibadet kılamız, multazam bulamız. Eğer şimdi bulsak ölüm saatleri biz için en bakli laksalar gelinedir. Çünkü çıkıp getirip bana dünyadan elhamdülillah deyip kursançıyla benimle getirmiz. Eğer Allah diyesinden çıkarır fakat dünyaya kul bolu bir adıyan bulsa dünyadan çıkıp getirken payeti insanın en maşakkatli, musibetli halatı oladı. En baksız günü bana şu gün buladı. Mumun adam dünyadan çıkarırken ahiretki arttırıp koyan narsasını o gene ötedi. Elbette kursançılıydı. Şimdi dinsiz, imansız kafir ki toplayan dünyasını, hamasını kaldırıp koyup cezaya ketedi. Elbette bu için bugün en baksız gün, mumunge bakli gün. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızı, akıbatlarımızı hayırlı kıyan bulsun. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleykum.